Esra soruyor. Evlendiğimiz kişi biz seçtiğimiz için mi kaderimizde yazılı yoksa kaderimizde yazılı olduğu için mi o kişiyle evleniyoruz? Biz seçtik, irademizi o yolda, o yönde, o yolla kullandık. Biz kabul ettik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe efendimiz geldi, bir bardak su getirdi. Ya Resulallah, bu benim kaderim mi, nasibim mi, kaderim mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben bilmem buyurdu. Ben bilmem. Adam, Bismillahirrahmanirrahim, suyu içti. Peygamber Efendimiz, bak yutamıyordum az daha. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kaderinmiş buyurdu. Bu suyu, bu bardağı biz seçtik. Ama suyu biz yapmadık. He? Yapamayız. Dolayısıyla kullanım iradesi, kullandığımız seçim iradesi yaptığımız için kaderimiz oldu. Ben bunda karar kıldım. Çok sevdiğim bir ablam. İlla bir evlilik herkes ister. Ablam da istedi. Çok sevdiğim bir ablam. Ablam evlilik niyetini kurduğu kişiyi seçti. Birçok insan ablama ya bu adamdan sana hayır yok. Bu adamla evliliği terk et. Bu adamla evlilik hususunda ısrar etme diye söyledi. Ablam ne yapayım dedi. Seçebilirdi, bırakabilirdi o arada. Tercih. O kadar insan söyleyince biraz da gurur yaptı. Bir de son tercihi gibi düşündü herhalde. Olacak işte. İlla da evleneceğim dedi. Söyleyen herkesin söylediğine tanıyanlar çıktılar, bildiler, geldiler. Bak dediler bunun şu, şu yok. İki çocuk, bir dünya borç üzerinde. Adam üzerine şirket açtı, bir sürü şeyler, bir sürü şeyler. Bir dünya borç, iki tane çocuk. Şimdi baba evinde kötü talih, kırık kader diye ağlıyor. Hayır, tercih etti. Dediler insanlar, biz bunu tanıyoruz, yapma dediler. Kaderimmiş dedi. Hayır, o an dönebilirdi, daha nişan, yüzük o noktalıydı artık.